erkek adam derler. Vesiyan takarız, ıskarpinle basarız da kaytan bıyık vurarız. Alem bize dar gelir, cekete hiç sığmayız. Atarız omzumuza aman ha mahreme bakmayız. Bize erkek adam derler, ağlamayız gülmeyiz. Bir elimiz saldırmada korku nedir bilmeyiz. Takarız belimize altı patları kıyamet. Bir tane canımız var, o da Allah'a emanet. Bize erkek adam derler, derler diye biteriz. Üç beş kurşun yakarız da bu barakı içeriz. Nam salmışız İstanbul'da, kusur olmaz saygıda. Bize, bize severiz ama aşka yer yok raconda. Bela ile sözlüyüz, mahpus ile nişanlı, namımızla evliyiz. Yalnızlıktır yarimiz. Bela ile sözlüyüz, mahpus ile nişanlı, namımızla evliyiz. Yalnızlıktır yarimiz. Neden sözü? Eşef senden söz gördün mü? 20 sene önce çok gördüm. Ne var? Geçmişin hesabını mı vereceğiz şimdi? Eşefim, bu ne? Tıraş makinesi diyeceğim şimdi. Ortam gergin demeyeyim, telefon diyeyim. Ne görüyorsun orada? Sen şimdi telefonda gördüğüne mi inanırsın, bana mı inanırsın? Çok ayıp Ceylan. Çok ayıp. Ulan sen niye bana surat asıyorsun? Fotoğraftaki kara. Fotoğraf Ceylan'a gelmiş. Ulan benim ne alakam var? Ver bacım, ver. Bu ne Eşref? Ula görmüyor musun bana soruyorsun? Sen daha sözle karşılıklı oynadın mı? Sen bana benim gibi bir adama bunu nasıl söylersin? Bak, baştan söyleyeyim, ben kendi düğünümde de oynamam. Tabii düğün olursa. Hayati, bizi eve bırak. Teessüf ederim Eşref'im. Çok teessüf ederim. Ne bakıyorsun Hayati? Nereye istiyorsan oraya bırak getir. Peki abi. Ula bu bacım bana ne dedi o? Ne dediyse dedi. Bırak sen o fosoyu ya. Mete! Bu fotoğrafları kim çekti lan bu evde? Abi biz çekmedik. Herhalde siz çekmediniz. Yok bir de çekeydiniz. Abi Lütfü abi mi çekti acaba? Ya Lütfü niye çeksin oğlum, Allah Allah. Lan o zaman cinler periler mi çekti? He? Ula Sebahati. Sizin yüzünüzden Reyhan bana ne dedi, duydunuz mu? Abimler geldiler, dansözü gönderdiler. Onların alakası yok. Ha sizin var yani Hayati, aferin size. Bizim de yok. Gençler sürpriz yapmak istemiş. Hı, yaptılar, yaptılar. Oo, büyük sürpriz yaptılar. Ama benden söylemesi. Bu mahalle artık çok büyük sürprizlere gebe. Ne gibi abla? Hayati konuşturma beni, konuşturma. Abla yanlış tarafa girdiniz. Ağabeylerin yanlış yola girdiğinde onları uyaraydın Hayati Bek. Ay Reyhan, nereye gidiyoruz hakikaten? Nereye gideceğiz Ceylan? Ya Yadigar Baba'ya gideceğiz ya Şadiyana'ya gideceğiz. Köçek oynatmaya gidecek halimiz yok ya.
sarı, ne bozisi moralini? Bizim bir kabahatimiz mi var kardeşim? Sen Reyhan'ın bahane dediğini duydun mu? Duymaz olaydım, duydum. Sen canını sıkma, ben onun kulağını çekerim. Tabii kızlar, bize güvenmeyecekler de kime güvenecekler? Ya ellerine fırsat geçmiş, yapacaklar işte polümlerini. Asıl mevzu, bu fotoğrafları kim çekti, he? Kim yolladı? Abi cepten yollayınca numarasını bulmak çok kolay. He, her şey bilirsiniz, dansız oynatmanın yanlış olduğunu bilmişsiniz, öyle mi? Abi, bildiğimiz kabadayılar eskiden oynatırmış. Lan eskiden televizyon mu varmış? Açın televizyonu, her gün 24 saat dilleri oynayın, seyredin. Bir zamanında bodrumlarda, yerin diplerinde biri görür de laf eder diye gizli gizli bakardık. Ne bakma zinar! Gözümüz değer, abdestimiz bozulur diye başımızı kaldırmaz, yerdeki taşları sayardık be. Abi o zaman niye gidiyordunuz? Oğlum delikanlı her şeyi bilecek, raconu öğrenecek. Allah Allah. Kötülüğü yapmayacak, iyilikle sabit kalacak. Biz o kadar sabit kalalım. Reyhan bize gelsin desin ki, sen nasıl dansözle göbek atarsın? Ama ben istesem bırak dansözü, bütün dünyayı karşımda oynatırım. Haberi olmaz. O gelmiş bahane değil. Ya senin bacın da bana dedi. Ben bozulayım mı? Bak arıyla, özür dilemek için. Kesin Ceylan'dır. Dayanamaz canım. Alo. Burada. Sebahat abi. He? Ama tavır yaptığı için Sebahat ile konuşmak istiyor. Olabilir. Alo. Tabii. Bir parça fazla uzatmadan tavır yapabilir. Efendim Lütfi. Ne demek yalnızım? Ablamlar gelmedi mi kızım? Nereye gitmişler Sebati? Ne olmuş köçek oynatmışlarsa? Benim oğlum yaptığını yapmamışlar ya. Ben ne yaptım ana şimdi? Ama sana mı diyorum Hayati? Öbür ne diyorum? Kardeşine. Ne demek ne olmuş? Biri sana Cadiger babanın resmini yollasa böyle köçekle karşılıklı. Ne yaparsın? Ben yolarım. Heh? Ama benim huyum bu. Bir şey yapmasa da yolarım. Siz benim gibi olmayın. Ben kaybettim hep asabiyetten. Benim gizli şekerim mi var acaba? Ay aslında Şadiyan'a doğru söylüyor Reyhan. Ha tamam haklıyız. Kabul ediyorum. Ama hayır yani belki de birisi komplo kurmak için bunu yolladı. Mahal vermesinler kardeşim o zaman. Bak hiç oraya buraya kıvırma Ceylan Hanım. Ben eve gitmeyeyim, sen de gitmeyesin. Yok ben de gitmeyeceğim zaten. En azından beni çok üzdüğünü çok anlasın Eşref'im. O zaman ben gideyim. Nereye? Yadigar babaya yatmaya. Siz sabaha kadar konuşursunuz. Yok ayol ne konuşması? Ben de gidip yatacağım zaten. Heh, benim derdim bana yeter. Bir köçek yüzünden hayatı kendime dar edemem. Zaten almışım evimden içeri bir şaşı köçek. İnanamayayım. Bu yaptıklarına inanamayayım. Bizim mahalleye nasıl iki parlak ederler? Kendi başlarına gelince her şey yasak. Dansöze gelince böyle oh yandan. Yani abimin yaptığı çok yanlış tabii. Ben bir arayıp haber vereyim olmazsa çocuklara merak etmesinler. Otur yerine. Tamam yani haklıyken haksız konuma düşmeyelim istedim ben. Her türlü haklıyız Ceylan, her türlü haklıyız. Ya böyle of ya. Vır 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 vır, ha be çene. Biriniz de bakmazsınız kapıya. Uyuyor muydun Yadigar baba? İçerideki tosunları bırakıyor mu ki insan uyusun? Ne var hayatı, niye geldin? Ablamlar abimlerle kavga etti. Bu gece bizde kalacaklar. Ben de sana geldim. Niye kavga etmişler? Baba şimdi anlatamam, uzun mevzu. Zaten çok canım sıkıldı. Hayati, bari kim haklı onu söyle. Baba oynak mevzu. Kadınları dinlesen onlar haklı, erkekleri dinlesen onlar. Oo Hayati, filozof olmuşsun. Olana değil, oldurana bak baba.
Sinemde aşka taşı kız ben garibem. Oldum dertler yoldaşı seni de sevmişem. Seni sevdim seveli kız ben garibem. Akıtırım gözyaşı seni de sevmişem. Kanka seni çok güzeldi be, çok güzeldi. Kanka, yaradana sipariş versen ancak bu kadar olur. Tank gibi Melisa, tank. Damla'yı ne yaptın? Panzer hatta, panzer. Ya Damla diyorum, ejder. Ben sana leopar diyorum, tank diyorum. Sen bana Damla diyorsun. Adı üstünde Damla. Ejder Damla'yı nasıl takip etsin? Bana sipariş vereceksen ırmak ver, nehir ver, akarsu ver, deniz ver, okyanus ver. Ama beni Damla'larla uğraştırma. Bir işi beceremedin yani kanka. Kendi işimi hallettim. Yarın çıkarım karşısına. Dikkatimi çekerim. Adımda iki ev var derim. İş biter. Eşref'te de iki ev var. Ama Eşref'ten iki tane var. Eder dört. Hı? Ama Ejder bir tane. Bir. Ya yatın ya zıbarın ya da sessiz konuşun Tosunlar. Uyuyacağım. Tamam Yadigar baba, yatıyoruz. O kına ne? Ne kınası? Yanlış yeri yakmışsın Ejder. Haklısın baba. Ben kendi düğünümde doğru yere yakacağım. Terbiyesiz. Utanmıyorsun değil mi kadının kızının arasına girmeye? Baba. Bir kadın da sana yanık. Öğrendim. Kimmiş o Tosun? Ay abi, bir oynadık, bir eğlendik. Size anlatamam. Kurtlarımızı döktük vallahi. Tamam Lütfiye, sen bir yat da. Ay Reyhan ablam gelmeden nereye yatıyorum? Gelmeyecek ablan, sen git yat Lütfiye. Niye? Nerede kalacaklarmış? Lütfiye. Tamam, tamam. Allah rahatlık versin. Ula ne demek gidip başka evde kalmak? Başka ev olur mu abi? Orası da bizim evimiz. Sebati. Özür dilerim abi. Kardeş, biz niye gidek yalvaran evinize dönün diye? He? Ulan niye yalvaracağız? Kulağından çıkıp getireceğiz da. Sarı, kusura bakma. Sana burada yalan söyleyemem. Bu saatten sonra sana ne bacımı kulağını çektiririm ne de Ceylan'ımı. Kara, ulan zaten sinirim tepemde. Ya ben de kızmışım. Ama bunların hayhuyu bir geçsin. Allah Allah. Ondan sonra biz gider bildiğimizi yaparız. Ulan Sebati, git o dansözü çağır. Ne? Hayla, ne diyeceksin dansözü Sarı? Çivinin nasıl çıkarılacağını en iyi paslı çivi bilir. Ne desin? Diyorum ki, çağıralım dansözü, desin kızlara, ben Eşref'lerle oynamadım diye. Dansözü Reyhan ne der görürse? Sen istesin ki dansöz bundan sonra ellerin üzerinde oynasın, öyle mi? Ulan o niye? Abi, Reyhan abla ayaklarını kırar da. Ulan kırsın. Bize ne el alemin karısının ayağında? Ulan yeter ki hakikatleri anlatsın. Üf, şişirme beni. Sebati, senin bu gelin bir şey pişirebilir mi? Varsa bir kavurmalı yumurta ye, kalksın yapsın ha. Abi ben yapayım hemen. Olmaz. Sen benimle gel. Nasıl ben seni affettim? Ben de kalırsın. Olur abi. Ya kardeşim nereye gidiyorsunuz? Ya adamın hanımı burada. Ulan işte o yüzden götürüyorum da. Reyhan yok. Ulan kızın ayağında alçı da yok. Sebati'de de alçı yok. Onu sen zapt edemezsin. Al götür kardeşim, al götür. Senin adamın da senin gibi tuhaf kafaldır mafaldır. Başımıza derdi açmayak. Ben zaten yerim kavurmayı, yatarım dışarıda. İyi, afiyet olsun. Oh, ne güzel dünya canım. Aa!
Fatih Bey yok. Eşref abi orada uyumuş. Reyhan ablam gelmedi. Ay bir de ben bugün evleneceğim. Ay nasıl yetişecek bunca iş ben bilmiyorum yani. Ay. Eşref abi. Eşref abi. Eşref ya abi. Ya kızım karışma bana. Kocan karşı evde. Ne istiysen ona söyle. Ben bir yarım saat daha uyuyacağım. E abi içeride uysaydınız. Aferin Lütfiye. Şimdi mi aklına geldi içerisi? Sabaha kadar bekledim ki bir Müslüman üstüme bir şey örtsün. Ay abi bilseydim burada uyuduğunu örterdim. Ben de sabaha kadar hiç uyuyamadım. O horlayan kimdi peki? Cinler periler mi? Beni söyletme. Uykumu da kaçırma. Oldu. Neredesin sen Sebati? Geldim mi? Ne arıyorsun? Sebati benim gelinliğim ne olacak? Yiyeceksin ne olacak? Gelinlikten başka ne olur? Kahvaltı hazırla kız. Peki kocacığım. Ay. Bu sabahları ne sert oluyor. Erkek bu. Tam erkek. Efendim. Alo Hayati. Ne haber Sebati? Ne demek ne haber lan? Saat kaç oldu oğlum? Hala yatıyormuşsun sen lan. Lan ne biçim kardeşsin be? Bari yeni arabasını falan ayarlasaydın be. Tamam lan ne bağırıyorsun hallederiz. Araba olmasa ne olacak? Küçücük mahalle. Yürüyerek bir yerden bir yere gitmek 2 dakika. Cık. Boş boş konuşma be. Her şeyin bir şeyi var oğlum. Ver oradan ablalarımdan birini. Abla, Sebat seninle konuşmak istiyor. Efendim? Ya Ceylan abla bu bizim kızın gelinliği ne olacak ya? Halletti konu Sebati. Gidip kiralayacağız. Sen hiç merak etme. Vallahi mi? Allah razı olsun be abla. Sen olmasan ne yapacaktım ben bilmiyorum be. Ceylan mı konuştu? Evet abi. Kimle konuşuyorsun Sebati? Eşref abimle abla. Hangisiyle? Kara Eşref abimle. Dönmüş mü o evine? Yok abi annem de. Bir süre daha da burada kalmaya niyetin var Sebati. Söyle abine. Dönmemişler abi. Annemde kalmışlar. He. Annem biraz üzgün ya. He, öyle mi? Ben öyle bir şey demedim Sebati. Eğer bugün de eve dönmesin görür o. Ne diyor Sebati? Söyle söyle. Söyle. Abi sen söyle sen ne söyleyeceksen. Terbiyesizlik yapma Sebati. Yük mü olduk sana? Evi telefon aizesini tutmaktan erinizsin ha. Yok abi estağfurullah. Söyle söyle. Bir şey demiyorsan ben kapatıyorum Sebati. Abi bir şey... Ceylan ablama bir şey diyor musun? Kapatıyormuş da. Büyükler kapatmadan. Küçükler nereye telefon kapatıyormuş? Ne diyor Sebati? Büyükler diyor kapatmadan. Küçükler kapatmaz dedi abim. Ben senin büyüğünüm Sebati. Evet. Evet. Ne diye? He? Sen abimle mi konuşuyorsun? Yo, Sebati gelinlik işini sordu. Ay bir de gelinlik mi giyecek o şaşı utanmadan? Bari yüzünü iyice kapatın. Oğlum nasıl bir şey almış görünmesin. Ya anam sen de kabul et artık şu gelinliği sinirlenme. Ya ben şimdi nasıl kabul edeyim bu şaşıyı? Aa. Arıyor mu bir daha? Sen nasıl telefonu kapatırsın diye. İnatçı bu adam, inatçı. Ablacığım niye böyle yapıyorsun be? Allah aşkına abimlerin o işte ne kabahati var be? Aferin Sebati. Böyle konuş ciğer mi ye? Abi estağfurullah. Zaten yiyemezsin de. Bana cevap verme, ablana cevap ver. Tamam. Ne diyecek abla? Abim diyor ki erkek adamı seven erkek adamın sözüne inanacak.
Hatice, bakalım boncuk buna. Bakalım. Tamam abla, tamam. Zaten erkek dediğin kadın ruhundan anlayacak. Yani. Sabahati, sen benimle kafam buluyorsun. Boncuk ruh mu diyecek elem. Abi ben nasıl diyeyim, ben senin büyüğünüm dedi, yüzüme kapattı. Senin büyüğün kapatır. Hiç mi matematik okumadın Sabahati? Aferin Ceylan Hanım'a. Ben zaten sen onları öğren diye konuştum. Hani küs olursanız birbirinize nasıl davranacaksınız? İşte böyle. Abi çok teşekkür ederim. Sana 2 dakikada öğrettiğimi o sarı abine 40 senede öğretemedim. Uy! Ben bugün yeni bir şey daha öğrendim. Allah Allah, ne öğrendin? Bu Ceylan bizim evde yatma değil mi? Ben ağrısız kalkarım. Ha, o niyeymiş? Ya bana oksijen yetmeyi, bu kız ağzı açık uyuyor. Çekiyor içine bütün oksijeni. Ya da ben de bacılık kavramı ağrı yapayım. Sebahati, ne anladın? Kadınlar çiçektir abi. Ben onu anladım. Aferin Sebahati. Ha, bu takım elbise sağ olur mu? Abi biraz büyük olur ama. Ya gidin hele benim odama bakın. Benimkiler daha rahat olur size. Ula onların rengi kara, dur. Damat kara giyer ki derdine yana Eşref'im. Doğru değilsin. Ula o senin karın olacak kadın 2 yumurtaya kıramamış. Mutfakta girerken gördüm. Çok şükür yumurtaları tanıyor ya. Doğru diyorsun. Abi benim bu işten hiç yırtarım yok mu? Yumurta tavuğun orasına dayandı mı? Çare yok. Onu çıkaracak Sebahati. Düşürme. Beni kötü kötü söyletme. Yürü. Ben size o kızı alma demiştim. Of be, hiç gitmeyecekler sandım. Öyle olsun Eşref'im. Aramazsan arama. Hadi giy üstünü başını da. Gidelim o gelinlikçiye. Bu deli Lütfiye'nin işi belli olmaz, sonra mahvoluruz. Tamam Reyhan. Ne olmuş buna? Alo. Alo. Demek yüzümüze telefonu kapatıyorsun Ceylan Hanım. Eğer öyle bir şey yapmışsa Ceylan, şimdi gidip onu alnından öpeceğim abi. Peki ben seni ne diyeceğim? O ne diyorsun et valla. Daha fazlasını da hak edilsiz de. Bak. Kız Reyhan. Siz Şadiye Ana'nın orada bakıflaştınız mı? He? Dil olmuş yılan. Ben o yılanın başını ezerim. Yalan mı söyleyeyim abi? Yalan mı söyleyeyim? Hele vır vır edip o boncuğu da şişirme Reyhan. Net bir şey ha? Daha ne edeceksiniz? Küçük oynatırsınız. Lan oynatmışsak oynatmışız. Sana mı soracağız artık kim oynatıp kim oynatmayacağımızı? Kofik. Hem ona köçek denmez. Dansöz denir. Köçek erkeğin oynayanıdır. Abi sana bir şey demeyeyim. Sadece şu kadarını söyleyeyim. Eğer üstümüze gelirseniz. Eve dönün mönün derseniz. Hele bir de üste çıkmaya kalkarsanız. Ben bir şey yapmam. Tutarım 2 köçek. Artık kadın erkek fark etmez. Götürürüm rahmetli Alemdar Hanım mezarına. Bak senin eşeflerin bunlardan oynatırlar derim ha, ona göre. Reyhan! Reyhan mı geldi? Ya yok, ne gelmesi? Prova yapayım. Sen kiminle konuşuyorsun Reyhan? Kiminle olacak? Sebati'yle. Yürü gidelim ha, şiştim. Ne olmuş buna? Anam. Düğün günü ne reçeli? Bana ne düğünden? Sen de bize polim yapıyorsun ya Şadiye Ana. Ne demek bana ne? Benim oğlum mu evleniyor, senin mi oğlun evleniyor? 2 güne ayrılırlar. Reyhan, aklıma bir şey geldi. Ne geldi? Tamam, biz haklıyız. İyi ki de küstük ama... Yani düğün günü küstük, yeni evlere uğursuzluk getirmesin. İnşallah.
Barışırsanız gebertirim ikinizi de. Ne bak? Bize de ana sözü dinlemek düşüyor Ceylan Hanım. Aslında biraz oldu gibime de geliyor. Yani olmadı gibime de geliyor. Böyle oldu da yakışmadı mı? Yakışmadı da böyle buyuk mu geldi? Ben bir şey anlamadım. Çıkar kardeşim, çıkar ya. Neresi oldu bunlar? Allah Allah. Abi Yadigar Baba'ya gitsek iki dakikada daraltmaz mı acaba? Ona bir şey demem. Ama ben o kızların olduğu sokağa adımımı atmam. Ne oldu? Ceylan sana ağzının payını mı verdi? Kimin bacısı? Ah kardeşim, seninki bacı, benimki ne? Tiken, tiken. Hele yürüyün bir kahvaltımızı yapak, ondan sonra hal çaresine bakarız. Ulan ne oldu? Cevap verdi ha. Kavga mı ettiniz bacımla? Sarı, sana şu kadarını söyleyeyim. Sen sen ol, sakın Reyhan'ın üstüne gitme. Ulan ben ne gideceğim? Sen onun bana dediklerini duymadın mı? Sen onun bana dediklerini duysan... Ben gelinlik giymeye gideceğim. O yüzden yağ ve sucuk kokmak istemedim. Bu seferlik beni mazur görün, gelininiz. Vah 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 Sebati. Vah, abisinin sözünü dinlemeyen un. Gör bak daha başına neler gelecek. Lütfiye, hazır mı kahvaltı? Hazır. Ne? Hazır, al ye. Ye. Önce oku, sonra ye. Ben bitmişim be. Sen evlenmeyi düşünmüyor musun Oğuz? Bu zamanda ne evlenmesi Mete? İnternetten gerekirse çocuk bile sipariş ediyorsun. Ben zengin birini bulsam hemen evlenirim. Ya Damla? Bir de beni anlayan olacak. Damla racon macon anlamıyor. Abicim, bizim dansöz hamlemiz boşa mı gitti ne? Yan kahvede bir mutluluk havası, bir düğün rüzgarı aldı yürüdü. Akşam yollarız düğün hediyemizi. Rüzgar müzgar kalmaz ciğerim. Sen hele o fotoğrafları bir esnafa geç de görürüz düğünü müğünü. İkisinden de olmaz Sebati. Ya ben ne giyeceğim ya? Damatlık nedir ki? Üstündeki damatlık zaten. Baba benim için hava hoş. Benim umurumda mı damatlık mamatlık da? Gel bunu Lütfiye'ye anlat. Nasıl anlatacaksın? Anlamaz. Bekle sen burada. Bakın bakın. Belki aradığınızı bulursunuz. Bunlar hala evdeler mi Gürbüz? Yok Eşref abi. Ulan nereye gittiler? Gelinlik mi bakacaklarmış neymiş? Gelinliğe bakar bakar kendilerini şişirir şişirir dönerler. Biz zaten evlenemedik de bir de üstümüze dansöz oynattılar da. Dansöz mü oynattınız Eşref abi? Ulan boş boş konuşma Gürbüz. Ne oldu Sebati? Abi Yadigar Baba bekle dedi gitti. Bizim takım elbiseler niye burada duruyor o zaman? Bilmiyorum ki anlamadım. Al. Bu olur sana. O nedir baba? Zamanında heveslendik diktik kendimize. Oğlum ne şanslı adamsın Sebati ya.
Eğer Yadigar Baba zamanında bunu giyse sen olmayacaktın. Ulu Sebat ile ne alakası var? Öf, şimdi sana bunu mu izah edek? Şadiyana'yı alacaktı. Yadigar Baba Şadiyana'yı alsaydı Sebat'i mi olurdu? Sen o zaman Şadiyana'yı alsan oğlunun adını ne koyardın Yadigar Baba? Boş boş konuşmayın. Niye alayım Şadiye'yi? O zaman kim için diktirdin bu damatlığı? Sebahati için demek ki. He. Sebahati o zaman var mıydı? Of! Of! Ya oğlum Sebahati niye öpmesin babanın elini? Bak sana ne güzel damatlık verdi. Sağ ol baba. O anana söyleme benden aldığını. Dinleyemem bu yaştan sonra kapı gıcırtısını. Ben bu kızı hayırlısıyla bir boğmadan evlense de kurtulsak. Ay niye öyle diyorsun Reyhan? Kolay mı gelinlik seçmek? Hem de böyle 10 dakikada. Anam anam. Burada o gelinliği hiç giymemiş. Ve maalesef belki de hiç giyemeyecek iki gariban kadın var. Ay, ay ağzından yel alsın. Barışmaz mıyız bugün diyorsun? Yok. Ramazan bayramına kadar bekleyeceksin. Ay bekleyemem ben. Abla nasıl oldu? Oh. Çok güzel. Harika oldu. Neredeyse muhteşem. Hadi ara gidelim. Hop. Baksana. Ay bu biraz fazla mı duruyor üstünde? Bence de öyle Ceylan abla. Benim istediğim gelinlik tam olarak şöyle. Mutlaka tetik düşer. Delikanlının ömrü elbet mapusta geçer. Kartallar yalnız uçar, kargalar sürü gezer. Burada ancak bizden başka Azrail racon keser. Sözümüz söz sonuna kadar. Sevmeyiz biz kurvati. Kavga bitmez ölene kadar. Çalar durur eşref saati. Başka gelinlik kalmadı. Ay hiç mi yok? He biraz var. Hepsini yok demeyi bilirsin Ceylan Hanım. Şimdi ne yapacağız? Ben gelinlik giymeden evlenmek istemiyorum. Baba şimdi sen ne var lan? Ay. Ayakkabımı getir. Ya ayakkabımı getir. Nasıl oldu ana? İyi. Ana sen de düğün günü uğraşacak başka bir şey bulamadın mı reçel meçel ya? Hadi üstünü giy de berbere git de. Ben hiçbir yere gitmiyorum. Nasıl? Ana sen benim düğüme gelmeyecek misin? Gelmeyeceğim. Ana bir başlama daha. E git başımdan Sebahati. Gelmeyeceğim diyorsam gelmeyeceğim. Ana bana bu evi yaktırma. İyi işte ben de kurtulurum. İçinde yanarım. Anasız istediğini yaparsın. Sen şimdi aç ağzını. Bak bakayım. Ya üstüme dökeceksin. Ya aç ağzını şuna bir bak. Aç. Ye 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 ye. Thank you.
Aman yardım edeyim. Elim kolum bağlandı. Düğün olmasa ben bunların ikisini birden öldürürdüm de. Her şey tamam mı? Tamam abi. Senin niye canın sıkkın Hayati abi? Felek bu kadar kahpeyken bir canım sıkkın olmasın mı? Felek bu kadar kahpeyken. Vay be. Ne oldu Şükrü Hanım? Yüzünüzdeki güneş yere düşmüşse arayıp bulalım. Erkekler ne kadar vefasız. Şimdi bir şey söyleyeceğim. İnanmayacaksınız. Ben ailecek doğma büyüme vefalıyım. Ne diyeceksin peki kanka? Ben diyeceğimi dedim kanka. Sadece adımı söyleyeceğim. Ejder. Çift değeli. Memnun oldum diyeceğim. Büyük ikramiyeyi alacağım, geleceğim. Oğlum, kız seni tanırsa eğer? Nereden tanıyacak? Tanısa da ben Yeter'in kardeşiyim derim. Onda da iki ev var. Babamın adetiymiş. Kod adı iki ev operasyonu. Kanka, gördüğümü görüyor musun? Ejder, bu giden uzman onbaşı mı, çavuş mu? Çavuş. Geçmiş olsun Ejder, kızın sözlüsü geldi. Kanka, bir sorsana. Kızın annesinin kafasındaki o muymuş? Tamam kardeşim. Pardon. 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 Kanka, alıştır alıştır söyle. Ejder, nişanlımı görmeye geldim diyor. Ejder, kanka. Ejder. 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 Kankacığım. Ejder. Ejder, yine kilitlendi. Ay ne bileyim kardeş, öyle söyledi Yeter abla. Adında iki E olacak. İri yarı olacak. Böyle dalyan gibi. Bu mahallede kim var ki öyle kız? Ne bileyim kim var. Tüpü siz mi istediniz? Adına bak adına. Çift E'li Ekrem Bey. Oturmaz mısınız? Bir çayımız için. He? Oturayım bari. Ekrem Bey. Gelinliğim yok, gelin başı yaptırıyoruz. Kızım gelinliğin olmasa da önce başı yaptırılır adamın. Ama gelinliğin dekoltesine göre topuzun büyüklüğü değişmiyor mu? Sen benim bu tokadımın büyüklüğünü hiç gördün mü? Ceylan. Ya öf. Kıza nereden gelinlik bulacağız Ceylan? Ay Şadiyan'ın gelinliğini alacağız, ne yapacağız? Anam vermez, oğlunu vermedi, gelinliğini mi verecek? Ben giymem o gelinliği. Şadiye'nin kaderini yaşamak istemiyorum. Dur şimdi. Ay, gel. Bir. İki. Üç. Dört.
Alacaksınız kızı. Abi haber vereceklerdi. Sebati, gel bakayım buraya. Geldim abi. Otur bakayım. Sadık ol. Hiçbir zaman, hiçbir kadına yan gözle bile bakma. Aşık ol. Gözün başkasını görmez. Olduğun gibi görün, göründüğün gibi ol. Görünüşünü beğenmedin. Değiş dur. Olman gereken gibi görün Sebati. Ne olursan ol, herif ol Sebati. İnşallah abi. Hı. Dinle bakalım Eşref abin ne diyecek sana. Estağfurullah canım. Benim söyleyeceklerimi zaten Sarı abi söyledi. Ama evlenen Hayati olsa ben de şunları söylerdim. Karına cebindeki parayı, gönlündeki sevdayı, aklındaki planı gösterme, ne edisen et. Aman ha, ben karıma küstüm deyip sakın ha döşeğini ayırma. E boşuna dememiş ecdadımız. Bir yastıkta koca yasın diye. Bu dedikleri doğrudur. Daha hangisini sen yapmışsın? Yok kardeşim, ben bekarım. Ceylan Hanım'ın gönlünü hoş tutmak için paramı da söylerim, sevdamı da söylerim, planımı da söylerim. Ama düğünden sonra merhaba merhaba. En çok diyeceğim bunların hali ne olacak? E ne zaman adam olacaklar? Ben gelinliğimi vermem. Ben kimsenin gelinliğini giymem. Aman giymesen giyme be. Sanki çok hasret kalmıştım sizin eski gelininize. Lütfiye. Allah'ım yarabbim. Sanki Sebati benim oğlum, Lütfiye de Ceylan'ın kızı. Ya kardeşim, millet bizi dışarıda bekliyor. Ya bana mı güvendiniz de ortalığa düştünüz? Ben gelinimi melinimi vermem. Ama Şahduş, bizim hiç hatırımız yok mu? Yok. Ceylan sen koş. Aha. Ben Şahduş'u tutayım. Sandığın içinde gelinlik. Sandığın içinde gelinlik. Koş koş. Koş. Aman. 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 Düştük müydü mahalleye, top patlar vay. Tam 40 pare, elden gelmez başka çare. Ya dut gibiyiz, ya teyyare. Abla ben o gelinliği giymem, çok eski, kötü. İstemiyorum ya. Tut bakayım şunun üstüne. Aa, kısa bu. Kısa. Bu kısa, bu kısa. Kısa. Çabuk üstünü çıkar. Çıkar şunu. Çıkar, çıkar, çıkar. Abla, çıkar, abla, ay, çıkar çabuk üstünü. İstemiyorum. Sus. Camda gördüm, oldum bir hal. Şimşek çaktı vay. Yandım derhal. Fırtınada yürek sandal, yürek yerine vay. Bizde mangal. Olmadı. Ay çok güzel oldu. Ben bunu giymek istemiyorum. Bana bak Lütfiye. Bir kere daha ağzından olumsuz bir laf duyarsam bu işi ben bozarım ha. Boz. Boz.
Sen Sebahati ile evlenmek isteyir misin, istemeyi misin? İstemiyorum de. Sana büküp altın vereceğim. Ama nasıl olsa sen önce bize kalacak onlar. Ay Sebahati'ye söyleyeyim de babamın evinden alsın beni. Odalarıma kadar girdi. Gelin bebek eğdi. Siz benim oğlumu öldürmek mi istiyorsunuz? Ne yapalım Şadiye ana? Demek ki Sebahattin'in hakkında hayırlısı buymuş. Ne dansözü? Yadigar usta, böyle rezillik olur mu? Evet, haklı olmaz. Kardeşim ya. Olmaz. Olmuş işte. Hem de çocukların evine çağırmışlar. Dansöz oynatmış durmuşlar. Siz Eşreflerin dansöz oynattığına nasıl inanırsınız? Nasıl inanmayalım? Al fotoğraf. Ha, işte. İşte kanıt kardeşim. Evet abi. Ben gözümle görmediğime inanmam. Fotoğraf olsa bile inanmam. Allah Allah. Dansöz oynatsalar beni çağırmazlar mı? Ustacığım, oynatmışlar galiba. Konuşurken duydum. Ah, işte bak, bak Gürbüz. Boş boş konuşma Gürbüz. Biriniz lafın yarısını duyarsınız. Biriniz kimin yolladığı belli olmayan fotoğrafa inanırsınız. Ya siz nasıl adamsınız? Hiç kusura bakma Yadigar baba. Biz ne onların düğününe gideriz, ne de çoluğumuzu çocuğumuzu göndeririz. Canım. Sabahat yarın halden portakal almaya gideceğim. Kusura bakma, yeğenimi vermiyorum. Ya Lütfü abi başlatma şimdi portakalından. Yani bütün adetlere tersin, bir bunu mu koruyorsun? Sebahat'im kusura bakma. Para yoksa kız da yok. Ya tamam vereceğiz. Olmaz Sebahat'i, şimdi ver. Kadın para mı var? Senet de olur Sebahati ama söz olmaz. Almıyorum lan o zaman kızı. Amca tamam sonra verecekmiş. Lütfiye, Lütfiye. Taksiyi çağırdın mı Lütfü? Para var mı abi? Yürüyoruz işte iki adam. Sinan alma lan. Çekilin çocuklar. Başına da ver. Çekil, çekil. Sarı, ne diyorsun? Fotoğrafı bu ciğersiz Turgay çektirmemiş midir? O işi nasıl becerdiğini bir bilsem, yemunimi oynatıp vuracağım onu ama elim kolum bağlı. Doğru söylüyorsun. Adama da diyemezsin ki sen mi çektin? Aha. Sarı, sakın yumuşama. Ama sen yine de biraz alttan. Ula kara. Ya tamam, duydum sana dediklerini. Sen benim sözümü dinle hele. Thank you.
Merhaba. Gelmedi mi millet daha çocuklar? Yok abla. Niye kimse gelmedi? Hakikaten Ceylan millet nerede? Yok davetiye diye bir şey var. Hmm. Ben size anlatamadım. Ama yok ne gerek var dediniz mi? Kağıt basmadınız. Buyurun. Kimse duymamış. Olur mu öyle şey canım? Herkes duydu. Zaten ben çetele tutayım. Gelmeyenlerin hesabını soracağım. Öyle. Bir herhalde. O hareketini görmedim zannetme Reyhan Hanım. Hiç kusura bakma abi. Hatanızı kabul edin. Biz hatayla da insanları sevmesini biliriz. Ulan! Ulan ne yapıyorsun? Gelme gaza Eşref'im, gelme gaza. Konuşmayalar mı? Konuşmasınlar bizimle. Ama Sebahati'nin bu mutlu gününde suratını asanın derisini yüzerim baştan söyleyeyim. Hmm. Aferin. Birininkini sen yüz. O birininkini ben. Anlaştık. Kurbanlık koyun mu yüzüysüz? Ne yüzüysüz? Ne zamandan beri insanlar sevdiklerini koyun kuzu diye ayırıyorlar? Ceylan Hanım, adınıza dikkat celbederim. Ayrıca benim ne kadar kuzu şiş sevdiğimi de bilirsiniz. Demek öyle Eşref Bey. Bu sefer gerçekten teessüf ederim. Ula! Sen benim yanımda hiçbir şeye teşebbüs edemezsin. Hı. Ben senin ağabeyim, ağabeyim. Hele de yanımdakinin, yani yanımdaki arkadaşın, kız kardeşinin bana karşı tavrını görüp hiçbir şey edemezsin. Ne olmuş tavrıma? Ula bak hala dikime dikime gidiyor. Kardeşim, sen Ceylan'a kızısın ama Reyhan da nihayetinde bir ottur. Kopar değil mi Sarı? Biz sevdiğimize kıyamazken sevdiklerimiz bize hançer saplıyor. Kabul edin, hatalısınız. Ufa değiliz. Çağırın lan çekil. Kendi aramızdaki meseleyi başkalarına yansıtmayalım. Çocuk bir kere evlen. Belki de bu gece ölebilir. He, öyle bir gelininiz var. Vay vay, kimleri görüyorum? Ya kimi görürsün baba? Biz çalıp biz oynayık. Nerede bu millet? Bırakın gelmesinler. Yoksa sen mi gelmeyin dedin? Ben kimseye yalvarmam gelsinler diye gelmesinler diye. Hadi kıyın nikahı. Nasıl iş bu? Damadın annesi bile yokken biz kızımızı veriyoruz. Ya sen de dur isin. Tuz kavurisin ya Cevher Usta. Şadiye yok mu? Yok baba. Çok yalvardım gelmedi, ne yapayım? Gelir. Uy gelmez. Evet bence de gelmez. Ya aynı fikirde olmak gibi olmasın ama bence de gelmez. Aynen. Yani Reyhan'ın fikrine aynen katılıyorum. Ulan sizin fikrinizi soran mı var? İki dakika bekleyin.
Ne var yamacı? Allah var. Başka bir şeye ihtiyaç mı var? Hiç vaaz dinleyecek halim yok yamacı. Hayatında bir kere birini dinleseydin bu halde mi olurdun? Söyle. Seninkini dinleyeyim bari. Neymiş? Sen benimle evlenmek istiyor muydun gençken? İstiyordum. Ne olacak? Bekledin mi? Bekledim. Ne olacak? Sonra da askerden ölüm haberin geldi. Gittin, istemediğin biriyle evlendin değil mi? Ya bilmiyor musun olanları? Evlendim. Ne olacak? İki tane aslan gibi oğlun oldu. Pişman mısın? Değilim. Demek ki hatadan bile Allah isteyince iki tane aslan gibi evlat çıkarıyor. Aslan. Yamacı sen anlamıyor musun? Bu kızdan gelin olmaz. Bu kızdan ana olmaz. Bu kız evi çekip çeviremez. Sebahatimi mahveder. Senin oğlunu yaradan gibi onu da yaradan var Şadiye. Seni de yaratmış ki gidip iki cahilin başına durasın. Onları değil, torunlarını çekip çeviresin. Bir şey öğreteceksen de sen öğreteceksin. Ana olmak ne? Baba olmak ne? Karı koca olmak ne? Şadiye, Sebahat hiçbir şey değilse bile kendi sevdiğiyle evleniyor. Bizim yapamadığımızı yapıyor. Seninle evlenmek için ben babamla, anamla, ustamla, herkesle kavga etmedim mi? Onlar senin için bu kadından eş olmaz demedi mi? Öyle mi dediler? Bırak şimdi geçmiş zaman. Bu Allah ne büyük ki. Senden bile iki aslan doğurdu. Sen şimdi burada durup çocukların geleceğine gölge etme. Düşme işime. Sözümüz var. Düğünde karşılıklı oynayacaktık. Ama bizim düğünümüz mü bu? İçinde biz olmasak da orada senin gelinliğinle benim damatlığım var. Karşılıklı oynayacağız. 40 sene bekledim seninle karşılıklı oynamak için kadın. Bak sonra orada oynamam deyip kenarda durmak yok ama. Söz. Oynayacağım. Herkesin içinde. Söz dedim. Tamam. Geliyorum. Hadi biraz hızlı ama. Bekle, üstümü değiştiriyorum. 40 yıl bekledin, 2 dakika daha bekle. Beklemem. Bekleyeceksin. Hayır. Bir tabak da bana hayır.
şükür be. Oh, nihayet. Daha duruyor musunuz? Basın nikah. Sen ya. Şaka. Bravo, bravo. Bravo, bravo, bravo abi. Yamacığım, hani millet? Gene kandırdın beni. Bu kadar adamın karşısında oynamak az bir şey be. Kızım. Kardeşim, tebrikler. Aslan kardeşim be. Thank you.
hoş gel. Hadi gel. Sebahati, kucağına almayacak mısın beni böyle eşikten geçerken? Ya yürü Lütfiye, şimdi düşersin müşersin, bir ay daha bekleyemem. Yürü kız. Hadi birader, görüşürüz. Allah Mesut Bahtiye resim kardeşim. Sağ ol kardeşim, darısı başına. Eyvallah. Oh. Ne vuruyorsun lan? Adettendir Sebahati. Hadi vurun çocuklar. Lan dur, vur lan. Vur. Vur, vur, vur. Vur, vur, vur. Lan lan. Lan bak. Ağzını kıracağım, dur. Kafanı kırarım. Vurun. Sırtım, sırtım. Vurma, vurma. Yavaş. Lan vurma. Vur, vur. Yavaş vurun lan, yavaş vurun. Dışarı vur Sebahati abi. Vay ejder vay. Sebahati değil, umutlarını yıktın. Ay buz yetiştirelim bari çocuğa, yerden kalk. Aman bırak. Açık gözle göreceği bir şey yoktu. Hiç değilse çocuk el yordamıyla bir şeyler yapar. Anam anam, düğünün adı Sebahati ile Lütfiye de asıl siz yaptınız düğünü. Aman yamacının işleri işte. Ne oynadınız öyle canım, dosta düşmana karşı? Ayol biz oynadık ki gençler öğrensin diye. Ne öyle eller havaya, ha böyle. Vallahi Şadiye'ne bak, kabul etmem, benim düğünümde de oynayacaksın. Senin hala umudun mu var düğün olacak diye? Seni bilmem Reyhan'ım ama benim eşrefim dayanamaz. Bir saati bilemedin, iki saati gelir aşağıdan türküsünü söylemeye başlar. Ceylan'ım gel gel. Benim abim siyaset bilir. Türkü de söyler. Gerekirse ya yaptık bir hata da der. Ama senin abin var ya, ben bu kadar inat birini görmedim. Ay şimdi bir şey söyleyeceğim Reyhan ama alınacaksın. Aman bir de siz kendi aranızda kavga etmeyin. Bırak bırak, söylesin. Hı. Neymiş? Ay abim bir inatsa sen iki inatsın Reyhan. Erkek inat eder. Kadın inadını kırar, kendi dediğini yaptırır. Hele bir özür dilesin. Yaptık bir hata desin. Biz de özür dilemesini bilirik. Hayatta dilemez. Ayol siz ikiniz de Sarı Eşref'i tanımıyorsunuz. Onun inadında ne var? Bak Sebahati bile affetti. Ben ettim, sen etme diyeceksin. Olacak, bitecek. Niye diyeyim? Gelip evin altında bir iki türkü mü söyledi Dağlar Kızı Reyhan diye? E abimin sesi güzel değil ki. Türkücü olacak hali yok. Derdini anlatsın yeter. Sen televizyon seyredeceksen ben gidem. Ulan ben iki işi bir arada yapmayı seviyorum. Onu seyrediyorum, seni dinliyorum. Ne olacak bu iş? Ula kere, sen bana Reyhan'ın dediklerini duydun da. Vay ben o Reyhan'ın. Duydum, yanlış yaptı. Hata evet. Yaptı. Senin gibi adama bu yapılmaz. Ne kadar doğru sözleri diyorsun kere? Sarı, söyle bana Reyhan'ın ne yapmasını istiyorsun? Ne özür dilesin da? Hepsi bu kadar mı? Daha ne olacak? Uzatmamak lazım meseleleri. Bu Allah ne kadar büyük biliyor musun Sarı? İkimizi de yaşıt yapmış. İkimizi de Alemdara'nın yoldaşı yapmış. Yoksa seni ele döverdim. Ele döverdim, kapkara ederdim ha. Bu Reyhan hatalı, dayağı ben yiyorum. Bu nasıl adalet? Ya ben Reyhan'ın abisi değil miyim? He, öylesin. Reyhan benim lafımın üzerine bir şey diyebilir mi? Yani... Sen diyorsun ki Reyhan'ın bana ettiği laflar senin lafların. Öyle mi? Sarı. Tamam. Diyemez. O zaman ben onun adına senden özür diliyorum. Özrü kabul ediyorum. Bir de gelsin elimi öpsün.
O öpmüyorsa sen öp. Vekaleti kabul ediyorum. Bana bak sarı. Yaş farkını iyice açıtsın ha. Kendine mukayyet ol, kapkara ederim ha. Lagara. Sen güzel konuşuyorsun da. Bacını benden iyi biliyorsun. Gelir karşıma eder o biberden acı laflarını. Ondan sonra ye yiyebilirsin. Ya çok şikayetin varsa evlenme o zaman. Ama bu mevzuda böyle biraz da olsa Reyhan haklı olabilir. Bunu bana niye söylesin? Git Reyhan'a söyle. Ben ona öyle bir şey olurum de demem. İnadım da. Of, şekerim düştü. Ya kardeşim sizin evinizde çerez, merez, lokum, mokum bir şey yok mu? Pestil mestil he? Ula bizim ev sizin ev mi? Her şey vardır buraya. Ulan ne vahşet, ne vahşet. Ulan Gara. Sen benim bacıma hala mektup mu yazıyorsun? Ne mektubu, ne konuşuyorsun? Ben sana çerez getirdiğim sen mektup değilsin. Allah'a şükür benim ağzım laf yapıyor. Niye kağıda bir şey karalayayım ki? O zaman bunlar nedir? Nedir? Harami Bey olunca, birlik düzen bozunca, Eşref Bulut oyunca. Vay vay vay. Bakmaz gözün yaşına. Sevgili Reyhan Hanım, ben size aşık oldum. Ne? Ulan. Şimdi bu kızı vurmak sağ mı düşer, bağ mı düşer? Herkes kendi bacısını vursun. Sevgili Ceylan Hanım, siz olmasaydınız ben ne yapardım? Kara bunu duyunca, vay vay vay, bakmaz gözün yaşına, vay anam. Vay vay. Mutlaka tetik düşer, delikanlının ömrü elbet mahpusta geçer. Kartallar yalnız uçar, kargalar sürü gezer. Burada ancak bizden başka Azrail racon keser. Sözümüz söz sonuna kadar, sevmeyiz biz kurvati. Kavga bitmez ölene kadar. Çalar durur eşref saati. Kartallar yalnız uçar.